Ajda Pekkan "Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmara'yı çok merak ediyorum. Sabah gazetesine röportaj veren Ajda Pekkan, "Metrobüse, İDO'ya hiç binmedim. Çok merak ediyorum. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmara'yı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum." dedi. Ünlü olmanın çok büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyen süperstar Ajda Pekkan, "İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor." mesela kapalı çarşıyı, tahta kaleyi, perşembe pazarını veya Galata'yı gezmek istiyorum ama uzun yıllardır buralara gitmiyorum. İçimde ukdedir bu, dedi. Metrobüse, İdo'ya hiç binmedim, çok merak ediyorum. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmara'yı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum, şeklinde konuşan Pekkan, Deniz Albayı'ydı babam, onunla binerdik küçükken. O günler hala aklıma geliyor, ifadelerini kullandı. Pekkan, zaman zaman Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen etkinliklere katıldığı için yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Pekkan, "Niye eleştirildiğimizi anlamıyorum gerçekten. Cumhurbaşkanımız tüm milletimizin seçimi ile belirlenmiş bir kişi ve hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Neticede şahısları değil ülkemizi temsil ediyor." dedi. Pekkan beni Cumhurbaşkanımız devletimiz herhangi bir organizasyona davet ettiği zaman tabii ki müsaitlik durumuma göre icabet edip katılıyorum. Sosyal medyada bu tarz eleştirileri de çok önemsemiyorum bu açıdan. Ben incinmediğim her yere giderim. Benim için önemli olan bu diye konuştu. Ajda Pekkan bazı kadın sanatçılarımızın sahne kıyafetlerini çok eleştiren bir kesim oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Sorusuna da şöyle yanıt verdi: Bu eleştiriler benim için olabilir, başka bir kadın meslektaşım için de olabilir. Önemli olan sanatçının nasıl giyinmek istediği, sahnede kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle giyinmeli. Ben bu açıdan kadın sanatçılarımızı destekliyorum. Ifadelerini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.